Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video herkese merhaba. Çok güzel bir video hazırlıyorum size. Kendi başımdan geçmiş bir olayı anlatacağım. Hani otomobil piyasada yok yok diyoruz ya biz. Gerçekten de yok muymuş? Yoksa var da bize mi yokmuş? Bunu konuşacağız. Hazırsanız videoya başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar önce piyasayı bir söyleyelim. Otomobil sıkıntısı var mı? Var. Doğru. Yalan değil. 2-3 yıldır bir problem var. Pandemiden dolayı vardı. Çip krizi dediler. Uzak Doğu'daki üretilen çipler Avrupa'da üretim yapan fabrikalara ulaşmıyor. Nakliye probleminden dolayı vesaire pek çok laf söylenildi. Doğru mu? Doğru. Kesinlikle sıkıntı yok burada. Ama biliyorsunuz pandemiyi yendik. İş yerleri, fabrikalar artık tam kapasite çalışıyor. Eskisi gibi çalışıyor. Nakliyeler çalışıyor. Hatta Avrupa'da çip üretilmezken Avrupa'da pek çok çip fabrikası kuruldu. Yani bu problemleri çözdük mü? Çözdük. Peki 2022 yılı içerisindeyiz. Hala bayiye gidiyorsunuz, araba yok. Bu cevabı alıyorsunuz. Bu niye? gerçekten araba yok mu? Şu an şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Sonra başımdan geçen olayı anlatacağım. Şimdi bizim ülkemizde markalar altında Ford marka var mesela. Ford'un Türkiye'deki kar marjı %7 civarında. Artı eksi 1 2 olabilir ama bu civarda bir kar da çalışıyorlar. Avrupa'da kar daha yüksek. Şimdi bizim ülkemizde son yıllarda dövizde bir dalgalanma vardı. Her ne kadar son 6-7 ayda bir sabit gitse de yani son yıllarda biliyorsunuz dövizde ciddi dalgalanma vardı ve bizde enflasyon var arkadaşlar. İnsanlar önünü göremiyor. Bizim pazar net değil. İnsanlar kestiremiyorlar. Bu Ford markası mesela 2023 yılı için plan yapacak değil mi? Ben işte Almanya'da şu kadar satmayı planlıyorum. Bu kadar stok oraya yönlendireyim. İşte Belçika'da şu kadar yapacağım. Türkiye'de bu kadar satacağım vesaire. Stokları yönlendiriyorlar. Hatta gerçek bir hikaye anlatayım ben size. Honda'nın HRV'nin lansman videosunu çektim ben. Bu 2022'nin 3. 4. ayında. HRV'yi çektiğimde Türkiye stoğunu Honda yetkilileri 10-12 bin civarı söylemişlerdi. Yani Honda'nın Honda, Honda Türkiye'ye verdiği stok bu kadar. Şimdi HRV'nin videosunu çektim. Lansman fiyatlarından sonra bir ay sonra üzerine 100 bin lira koydu. Avrupa'ya da işte gönderildi bu araç. Normalde biliyorsunuz Avrupa'da uzak doğu araçları çok fazla sevilmez. Adamların kendi markaları olduğu için biraz daha onlara yönelirler. Ama HRV Avrupa'da da tuttu. E Honda yetkilileri dedi ki kardeşim bu araba Avrupa'da da satıyor. Türkiye'de de satacak. E kar marjı benim Avrupa'da daha yüksek. Avrupa'da yüksek olduğu için ne yapalım? Stoğu buradan alalım. Türkiye'deki stoğun yarısını alalım. 6000'ini Avrupa'ya kaydıralım. Yani rakamlar tam aklında değil ama aşağı yukarı bu şekilde. Ve Türkiye'deki stok Avrupa'ya kaydırılıyor. HRV o ay gelecekken gelmiyor. Bayilere bir tane geliyor, iki tane geliyor. Ne oluyor? HRV'nin fiyatı patlıyor. İnsanlar talep ediyor. HRV yok. Veya HRV'yi alanlar ikinci elde ne yapıyor? Üstüne 100 bin lira, 150 bin lira para koyuyorlar. Şimdi böyle bir problem var. Peki firmaları buna iten sebep ne diyeceksiniz? Bakın adamlar 20 bin euroya, 25 bin euroya bu arabayı üretiyorlar. 25 bin euronun üzerine 1000 euro zam yapsa bu araba %80 ÖTV diliminde olduğu için önce kurla çarpacaksın 1000 euroyu. 20 ile çarptın 20 bin lira. %80 ÖTV koyuyorsun 16 bin lira daha. Ne etti? 36 bin lira. 36 bin liraya %18 KDV koyacaksın. İşte ne bileyim etti 3 5000 bin lira daha oradan 40 bin lira. İşte gümrük vergisi, cat vergisi derken 1000 euro bize oluyor 50 bin lira zam. Yani son tüketiciye çok daha fazla zam olarak yansıyor. Adamlar Avrupa ya ürettiği arabalarla Türkiye ürettiği arabaları farklı versiyonda üretiyorlar. Hani aynı donanım pakette olsa kapı panellerinde mesela sert malzeme kullanılıyor. Mesela kararan dikiz aynası koymuyor. Mesela otomatik katlanır yan ayna koymuyor. Gene Honda örneğinde hatta kanalda bunun videosu da var. Honda'nın bir Avrupa'da üretilen versiyonları vardı. Bir de Türkiye'de üretilen versiyonları vardı. Türkiye ile Avrupa üretimleri arasında ciddi fark vardı arkadaşlar. İşçilik bak işçilik farkını anlarım. Hani iki taraftaki fabrikada çalışan işçiler farklı deriz eyvallah. Ama malzeme de farklıydı. İşte kapı panelleri farklıydı mesela. Peki benim başım başımdan geçen olayı anlatayım şimdi. Arkadaşıma, yakın arkadaşıma araç alacağız. Tamam mı? Engelli limitiyle araç alacağız. Bakın otomobillerle uğraşıyorum. Bayilerden tanıdıklarımız var. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz var. Video çekiyorum yani. Sosyal medya video çekiyorum. Otomobil videosu çekiyorum. Muhtemelen şunu düşünmüşsünüzdür. En kolay arabayı bu çocuk bulur. Bulabildi mi? Bulamadım arkadaşlar. Arkadaşım için araç bulamadım. Bayiye gidiyorsun şunu söylüyorsun. Hocam işte araba var mı? Biz bir araba alacağız. Yok. Ama şunu dediğinde ya hocam işte 3-5 bin lira verelim. Hani acaba biz araba bulabilir miyiz? Ha bir bakalım. Belki bulabiliriz diyorlar tamam mı? Hocam ya biz size bir 50 bin lira verelim. Hani tamam iş böyle yürüyorsa eyvallah 50-100 bin lira verelim. Araba bulur musunuz? Tamam araba buluruz diyor. O hafta arabanı teslim alıyorsun arkadaşlar. Durum bu. Bakın samimi söylüyorum ben marka ismi vermeyeceğim burada. Ama yaşadığım olayı size aktarmaya çalışacağım ben direkt. Böyle de oldu. Bir marka tarafından böyle de oldu. Elden para vermek zorunda kaldık. Niye? Araba yok. Engelli muafiyetiyle aldığın için e, limit 1 milyon lira. Şu an 900 bin lira olan arabalar belki birkaç ay sonra zamlanacak gene limite girmeyecek. Geçen sene yaşadığımızı yaşayacağız. Bir yerde insanlar almak istiyor. E, durmadan enflasyon var. Arabanın fiyatı artabilir. Hiçbir şey olmaz. Da arabanın fiyatı artıyor zaten. Kurdan dolayı, enflasyondan dolayı. Yani olay bu arkadaşlar. Ya araba alacaksın, elden para vereceksin ya da araba alamayacaksın. Bakın ben şunu da söylemek istiyorum. Bayilere de çok fazla suç bulmuyorum. Niye diyeceksiniz? Bak onların gözünden bakalım. Adam diyor ki kardeşim bu araba benim markam değil mi? Bu arabayı üretiyor. Bayi 1 milyon lira dediği için, marka 1 milyon lira dediği için bayi onu 1 milyon 1 liradan satamıyor. Doğru mu? Peki bu arabayı 1 milyon liraya alıyorsun. Sen, ben alıyoruz, götürüyoruz. Bodrum'umuza koyuyoruz, galerimize koyuyoruz. Araba yok ya 1 milyon 200 bin lira yazıyorum ben internete. Hem piyasayı manipüle ediyorum hem de yani adamın arabasını alıyorum ben hiçbir şey taş atıp kolum mu yoruldu? Alıyorum koyuyorum oraya 200 bin lira 100 bin lira cemme para koyuyorum. Bakın iki gün önce de gene kendi arkadaşıma yakın arkadaşıma bir araç daha aldık. Böyle bir araç aldık. Bayi de araba olmadığı için hatta bu aracın ismini verebilirim. Bayi yok ortada ne de olsa şahıstan aldığımız için. Toyota Corolla aldık arkadaşlar. Corolla'yı nereden aldık biliyor musunuz? Gittik. Satıcının Bodrum'una indik. Arabanın 2021 model arabanın jelatinlerini biz söktük arkadaşlar. 2021 model arabanın bakın jelatinlerini söktük. E nasıl oluyor? Bu adam alıyor koyuyor Bodrum'una. Yani bak bu adama da çok suç bulmuyorum. Adam parası değersiz, değersizleşiyor. Tamam mı? O da parayı değerlendirmek için cebinde parası var. Yatırım yapmak istiyor. Kardeşim ben de altın almıyorum diye örnek veriyorum. Araba alıyorum diyor. Bak adama da suç bulmuyorum ben. Ha diyeceksin ki abi sen de hiç kimseye suç bulmuyorsun diyeceksin. Evet doğru. Herkes kendi penceresinden aklı Tamam mı? Bunu biz de yapıyoruz arkadaşlar. Siz şu an aldığınızda altınızdaki arabayı sahibinden ne? Yani gerçek piyasa değerine koyuyor musunuz? Yoksa girip de gerçekten fiyatlara bakıp ona göre mi karar veriyorsunuz? Yani bakın burada yani vatandaşa, satana evet kesinlikle bu etik değil. Orada hem fikrim yani etik bir davranış değil. Hiçbirisi etik değil. Bayinin yaptığı da etik değil. Alan satan da etik değil. Ama yani insanlar da bir çözüm yolu bulmaya çalış. Burada iş devlette de bitiyor. Devlet denetleyecek. Tamam mı? İyi denetleyecek. Böyle bir durum varsa kardeşim sen vergi kaçırıyorsun. Araba 1 milyon lira. Engelli indirimiyle 500 bin liraya düşüyor. Elden 100 bin lira, 150 bin lira para isteniyor. Doğru mu? 100 bin lira, 150 bin lira. Az para mı ya? Arabanın nerede baksan işte dörtte biri fiyatına. E bu parayı verdiğinde elden fatura yok. Fiş yok. Vergi yok. Bu para havaya gidiyor komisyoncuya gidiyor. Bak etik davranış değil ama devlet itiyor bir yerde. Devlet gelecek diyecek ki kardeşim yasak. Ben sana ceza veriyorum. Devlet denetleyecek. İyi denetlerse işte sorun böyle çözülür. Yani biz Türk insan olarak böyleyiz. Tamam mı? Bunun en iyi çözümü devlet gerçekten sıkı denetleme, caydırıcı cezalar, işte toplum tarafından dışlama vesaire bir sürü şey var biliyorsunuz hani bu ahlak öğretisinin. Yani bunlara uyulursa evet biz de belki düzen sağlanır ama uyumazsa biz de bu şekilde devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar ben yani marka isim vermeyeceğim ama başımdan geçen olay aynen bu şekilde oldu. Maalesef durum bu. Siz de bayiye giderseniz yani böyle yapın diye akıl vermek gibi olmasın ama bayiye giderseniz araba var mı yok cevabını alıyorsunuz. Ama böyle ya işte hani böyle böyle bir şey yapalım elden bir şey verelim filan. O zaman size hemen tamam araba var arabanızı hazırlarız diyorlar. Böyle de bir durum var maalesef. E sizden çok fazla soru geliyor. Ben video çekiyorum. Yorumlara yazıyor arkadaş. İşte araba var mı ki reklamını yapıyorsun? Bakın arkadaşlar ben reklam yapmıyorum. Ben size arabanın tanıtım videosunu çekiyorum. Ben ve video, videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Arabanın eksini de söylüyorum ben size. Artısını da söylüyorum. Bizde hiçbir tarafa çekme yok olayı. O objektif olarak dandan vuruyoruz söylüyoruz. Çünkü ben bayilerden para almıyorum. Reklam karşılığında bir çekim yapmadığım için para almıyorum. O sebepten dolayı da çok rahat konuşabiliyorum. Yani videoların altına yorum yazarken bizi diğer kanallardan biraz daha ayırırsanız, biraz daha farklı davranırsanız sevinirim. Hatta abone değilseniz, abone olursanız da desteklerseniz de çok memnun kalırım. Çünkü bizim arkamızda markaların gücü yok arkadaşlar. Sizin gücünüzle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gene bu tarz videoları ara ara size çekip paylaşmak istiyorum istiyorum. Biliyorsunuz her ay zaten piyasa videosu çekiyorum. Oradan da kanala abone olursanız takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.